Gençler selamlar ben SML hocanız SML hocam matematik kanalındasınız arkadaşlar limit türev integral kamp no 4 diyebiliriz artık dördüncü kampımızdayız sevgili gençler birbirinden güzel sorular seçip birbirinden güzel sorular çözmeye sizle beraber devam ediyoruz umarım AYT sınavına girdiğinde dersin ki bunları SML hoca zaten bana çözmüştü deyip takır 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 yaparsın sorularını Diyelim ve ilk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz bir limit süreklilik sorusu. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunun sıfır sonsuz aralığındaki grafiği verilmiş sevgili gençler. Bu f fonksiyonunun grafiği. Ve fx bir çift fonksiyon olduğu da bize verilmiş çift fonksiyon olduğu zaman hemen hafızamızı taze ediyoruz. Diyoruz ki çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir kardeşim ve şunu da unutmuyoruz tabii ki f eksi x f x'e eşit oluyordu çift fonksiyonda. Bu birinci özelliği de ikinci özelliği de y eksenine göre simetrik oluyordu çift fonksiyonlar. Bunu da buraya not olarak ekleyebilirsin. Bu çift fonksiyonların özellikleri sevgili gençler. Pekala. 3 tane öncül vermiş hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor bize. Hem grafiğimizi hem de öncüllerimizi şöyle bir araya görünür şekilde tutalım. Diyor ki ilk öncülümüzde f fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreksizdir denilmiş sevgili gençler. Öncelikle ben bunun çift fonksiyon olduğunu biliyorum ve çift fonksiyonun y eksenine göre simetrik olduğunu da bildiğim için fonksiyonu şu şekilde ben tamamlayabilirim. Şöyle yaptım ve daha sonrasında da şuradan itibaren aşağıya doğru şu şekilde çizdim sevgili gençler. Böylelikle y eksenine göre bir simetrik fonksiyon oluşturdum. Şunu biraz daha şöyle çekebilirsek Aynen ve sevgili gençler sağ tarafta nasılsa sol tarafta da o şekilde davranacağı için burayı kapattım, burayı açtım ve şunları da şöyle nokta noktalarında ekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi f fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında süreksiz midir? Evet sıfır noktasında bir görüntüsü olmadığı için sevgili gençler fonksiyon burada bir kopma noktasına sahiptir. Dolayısıyla süreksizdir diyebiliriz. Birinci öncülümüz bizim doğru. Eksi 1'e soldan yaklaşırken fx 2'ye gitmiştir diyor. Bakın burası 1 ise burası eksi 1'dir. Ve eksi 1'in sol tarafı şu taraftır. Eksi 1'in sol tarafında fonksiyonu yukarı doğru taşıyacak olursak sevgili gençler. Böyle taşıyamadık ama şuradan şu şekilde taşırsanız. Eksi 1'in sol tarafında nereye gitmiş sevgili gençler? 2'ye doğru yaklaşıyor. Ki zaten burada da 2 demişti. Demek ki bu öncülümüz de doğru. Eksi 1'in sağ tarafında fonksiyonun limiti 2'dir denmişti. Eksi 1'in sağ tarafında yukarı doğru çıktığımız takdirde sevgili gençler fonksiyonun 3'e doğru yanaştığını görüyoruz. Burada bize 2 demiş. Dolayısıyla bu öncülümüz bizim hatalı. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet geçiyorum. ikinci limit süreklilik soruma. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bizlere verilmiş. OB kısmı 2 tane OA'ya eşittir. Yani sevgili gençler ben şuraya K birim uzunluğunda dersem AO uzunluğuna burası 2K birim uzunluğunda olacaktır. O halde arkadaşlarım burası eksi K noktasıysa tabii ki şurası da 2K noktasıdır diyebiliriz. X 2'ye giderken Fx'in de 6 olduğu bilgisi bize veriliyor. Yani sevgili gençler şu kısım şu kısım 6'ymış. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Boyalı yamuğun alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Pekala. Bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Şöyle Şimdi arkadaşlarım şuradaki eğime bakacak olursanız bakın burası 2 birim burası 1 bir birimdi. Dolayısıyla 2'ye 1 gibi bir oran mevcut. Bakın burası 6 birimse şurası 3 birimdir. Dolayısıyla ben 2'den 3'ü çıkarırsam Ehen de işte şurada ben eksi k'nın aslında eksi 1 olması gerektiğini söyleyebilirim. Demek ki k 1'miş. K 1 ise sevgili gençler ben artık buradan 2k'yı kaldırırım ve yerine sadece 2 yazarım. Artık yamuğumuzun alanını hesaplayabiliriz. Neden? Çünkü alt taban 6, üst taban 2, yükseklik 2. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bize yamuğun alanını veriyordu. O halde 6 artı 2 çarpı yükseklik 2 bölü 2 diyeceğiz. 2'ler gidecek 6 artı 2'den bizim alanımız 8 gelecek. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Geçiyorum sevgili gençler. Ben üçüncü soruma bir türev sorusu. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun birinci ve ikinci türevleri sırasıyla f üssü ve f 2 üssü ile e, gösterilmekte, ifade edilmekte. Ve şurada da bize f'in türevi verilmiş. f'in türevi de sevgili gençler buymuş. Diyor ki olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına bakalım f fonksiyonu birle sonsuz aralığında artandır denilmiş. Öncelikle ben bunun köklerini bulayım. Şuranın kökü 2'dir. Buranın kökü de 1'dir. Ve 2 çift katlı bir kökken 1 tek katlı bir köktür. Yani çift katlı olmasının sebebi buradaki 2 sevgili gençler. Tek katlı olmasının sebebi de buradaki 3. 1 ve 2 için ben bir kök tablosu oluşturacak olursam sevgili arkadaşlarım. 2'de çift kat var dedik onu işaretliyorum. 1'de tek kat var dedik. Neyle başlayacağım? Artıyla Katsayılar pozitif. Artıyla başladım. Artı diye devam ettim. Buraya geldim. Eksi. Artıyla başlayıp artı diye devam etmemin sebebi de buradaki çift katlı kökümüz. Şimdi bu f'in türevinin tablosu. f fonksiyonu şu aralıkta azalandır. Artı olduğu yerde artandır ve burada da artmaya devam etmiştir diyebiliriz. Yani fonksiyonun burada sevgili gençler bir minimum noktası vardır diyebiliriz. Bu yorumda yapabiliriz. Şimdi diyor ki f fonksiyonu 1 ile sonsuz aralığında artandır. Yani 1'den başlayıp sonsuza gidene kadar fonksiyon artmıştır diyor. Evet şurada bir türevi 0 olmuştur ama e, türevinin sevgili gençler 0 yapan kök sayısı sonlu adetse bu e, fonksiyonumuzun artanlığını azalanlığını etkilemiyordu. Sen de biliyorsun bu durumu. O halde bu aralıkta fonksiyon artandır diyebiliriz. Yani Adana seçeneği doğru. Yanlış değil. Logaritma 5 tabanında 4, logaritma 5 tabanında 3'ten tabi f logaritma 5 tabanında 4, f logaritma 5 tabanında 3'ten daha küçüktür denilmiş. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Logaritma 5 tabanında 4 normal şartlar altında logaritma 5 tabanında 3'ten daha büyük bir sayı olmasına rağmen bunları fonksiyon altına alırsam logaritma 5 tabanında 4 küçüktür, f logaritma 4 tabanında 3 olur mu acaba bunu merak ediyoruz biz. Şimdi bunun hmm. olabilmesi için f fonksiyonunun e, logaritma 5 tabanında 4 ve logaritma 4 tabanında 3'ün bulunduğu yerde azalan olması gerekiyor. Peki bu logaritma 5 tabanında 4 ve logaritma 4 tabanında 3'ün neredeki sayılardır? Öncelikle logaritma 5 tabanında 5, burası da logaritma 4 dört tabanında 4'ten daha küçük sayılar olduğu için ki bu sayılarda birim ta kendisidir. Birden daha küçük sayılar tabi ama pozitif sayılar çünkü logaritma 5 tabanında 1 ve logaritma 4 tabanında 1'den de daha büyük olan sayılardır bunlar. Demek ki 0 ile 1 aralığında olmaları gerektiğini biliyoruz. Yani şu aralıktaymış. 0 ile 1 aralığında. E 0 ile 1 aralığındaki e, bir sayıla, sayı da sevgili gençler burada. E, F'in türevi negatif oluyor. Yani F sevgili gençler bu aralıkta azalan olduğundan artık teorimiz gerçekleşti. Bu bundan daha büyük olmasına rağmen F altındaki görüntüleri birbirinden daha küçüktür sevgili gençler. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğrudur. C şıkkına bakıyoruz. X2'ye giderken fx çarpı f türevi x 0'dır denilmiş. Şimdi sevgili gençler. Ben fonksiyonun e, görüntüsünü yani 2'deki görüntüsünü bilmiyorum. Ama türevinin görüntüsünü biliyorum. Türevi f'in türevinde 2 0'dı. Dolayısıyla burası 0'dır. Ve x2'ye giderken fx ne olursa olsun artık çarpı 0 dersek sonuç 0 çıkacaktır. Bu da doğru. Denizli seçeneğine bakıyorum. 1'in sol türevi ile birin sağ türevinin çarpımı sıfırdan küçüktür denilmiş. Öncelikle fonksiyonun ben birdeki türevinin aslında bakarsanız sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü bu bunun bir köküdür. Arkadaşlar birin sol türevi ve birin sağ türevi bunları çarptığımız takdirde sıfırdan küçük olmayacaktır. Çünkü sevgili gençler x 1in birin küpü olarak verilmiş bir sivri nokta bir kırılma noktası yok. ...birin sol türevi de sıfırdır, sağ türevi de sıfırdır dememiz gerekiyor. Yani f, f'in türevinde birin solu ve f'in türevinde birin sağı. Bunların ikisi de sıfırdır. Neden? Çünkü ben bir noktasında fonksiyonun türevinin var ve sıfır olduğunu gayet iyi biliyorum. O halde sevgili gençler sol türev ile sağ türev birbirine eşit ve sıfır olmak zorundadır. Yani burada sevgili gençler bunların çarpımı sıfır olmalıydı. Sıfırdan küçük değil cevabımız denizli. Edilme seçeneğini de yorumlayalım. X1'e giderken F'in türevinde X kare eşittir 0 denilmiş sevgili gençler. Öncelikle ben şunun türevini alıp X gördüğüm yere X kare yazarsam eğer şunun türevini aldığım takdirde çarpımı türevi uygulayacağım. Bakın 2'yi başa attığım x 2 çarpı diğeri x seksi 1'in küpü artı daha sonrasında x eksi 2'nin karesi sabit kalacak ve diğerinin türevini alacağım. Yani 3 çarpı x eksi 1'in karesi diyeceğim. Ve ben burada x kareyi yerine yazdığım takdirde x gördüğüm yere x kareleri yazdığım takdirde sevgili gençler. x'ler 1'e gidiyorken diyoruz ya. Şimdi bakın burada da x eksi neydi 1. x eksi 1'in küpü var. Burada da x eksi 1'in karesi var. x'ler 1'e giderken ben x kare gördüğüm yere 1 yazarsam yani x gördüğüm yere 1 yazarsam. O halde sevgili gençler burası sıfır olacaktır şundan kaynaklı. Burası da sıfır olacaktır şundan kaynaklı. O halde arkadaşlar sonucun sıfır çıkması hiçten bile değil. Cevabımızın denizli seçeneği olması gerektiğini söyledik. Burada denizli seçeneği için kafası karışan arkadaşlara tekrardan bir ee, parantez açmak istiyorum. Bizim fonksiyonumuzun türevi x eksi birin küpü çarpanına sahip. Ve ben f'in türevinde, f'in türevinde, 1'in sevgili gençler 0 olması gerektiğini de biliyorum. Şimdi demek ki bizim fonksiyonumuzun türevi burada. Bizim fonksiyonumuzun türevi burada. X eksi 1'in küpü çarpanına sahip olduğu için. Arkadaşlar bu fonksiyonun sağ ve sol türevi 1 noktasında vardır ve 0'dır dememiz gerekiyor. Çünkü f'in türevinde 1 0. Demek ki bir fonksiyonunun o noktasında türevi olabilmesi için sağ türevinin sol türevine eşit olması gerekiyordu sağ türev eşittir sol türev o da eşittir sıfırmış ki demek ki f türev bir sıfır olabilmiş. Yani burada birin solu ve birin sağının türevleri çarpımı negatif olmayacaktır. O halde sevgili gençler yani şunu sormayın. Hocam işte birin solu bak negatif birin sağı işte bak pozitif eksi ile artının çarpımı diyemezsiniz sevgili gençler. Bununla alakalı da yanlış hatırlamıyorsam e, limit türev fasikülümüzün 112. sayfasının 9. sorusu olması gerekiyor. Bu soruyu da incelemenizi tavsiye ediyorum. Aklımda nasıl kaldıysa çünkü baya bir fazla mail gelmişti bu soruyla alakalı. Hocam bu soru yanlış mı? Çıkları mı yanlış diye. Bu soru gayet doğru bir soruydu ve gayet muazzam bir soruydu. İncelemenizi tavsiye ediyorum. Videolar arasında görebilirsiniz. Limit türev çözümlerinde 112. sayfa sevgili gençler. 9. sorumuz. Tamam bunu da inceleyebilirsiniz. Sadece ama sadece D şıkkını daha rahat anlayabilmek adına. F türev. F fonksiyonunun türevidir. Pekala. Fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş ve x eksi 1'e giderken f'in türevinde x bunun limiti varsa denilmiş sevgili gençler. A1 bölü 3'tür gibi tabirler kullanılmış. Önce benim tabi f'in türevini bulmam gerekiyor. F'in türevinde x eşittir açtım parantezimi şu kısmın türevini alıyorum. 2ax artı 1. Şunun türevini alıyorum. a. x eksi 1'den küçükken bunu kullanacağım. Ve x eksi 1'den büyük veya eşitken de bunu kullanacağım. Ee, sağ türevin sol türevine e, eşit olması gerekiyor. Ki buradaki limit olsun. Eksi 1 noktasında. Bunu buraya yazarsam. Eksi 2a artı 1 gelir. Ve bu da a'ya eşittir diyebiliriz. O halde sevgili gençler 3a eşittir 1 ise. A eşittir 1 bölü 3 de diyebiliriz. O halde A 1 bölü 3 tur denilmiş doğru. Bunda bir sıkıntı yok. F fonksiyonunun eksi 1 apsis noktasında türevi vardır denilmiş. Şimdi F fonksiyonunun eksi 1 apsisi noktasında türevinin olabilmesi için sevgili gençler şuna bakacağız biz. Bu fonksiyonun sağ türev sol türev eşit çıkabilir ama ondan önce biz fonksiyonda bunun ee, eksi 1 noktasında limitine ve sürekliliğine bakacağız. Hem sağ limit sol limit eşit olacak hem de sürekli olacak. Dolayısıyla eksi 1'i şurada yerine yazdığım takdirde a eksi 1 gelir. Burada yerine yazdığım zaman eksi a artı 1 gelir sevgili gençler. Ee, bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Bir de görüntü zaten şuydu. Bunun direkt buna eşit olması gerekiyor. Bunda hem fikiriz. F fonksiyonunun eksi 1 apsis noktasında türevinin olabilmesi için sürekli de olması gerekiyor demiştik. Şimdi eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. Birinde a eksi 1 diğerinde eksi a artı 1 geldi. Yani biri diğerinin eksilisi geldi sevgili arkadaşlar. Ee, dolayısıyla ben türevi vardır diyemiyorum. A'yı bulmadan. Ama burada limiti varsa demiş. Yani bize bir bilgiyi vermişti. A'nın ben 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. O halde 1 bölü 3'ten 1'i çıkardım. Eksi 1 bölü 3 artı 1 dedim. Bu taraf eksi 2 bölü 3. Bu taraf artı 2 bölü 3. Birbirinden farklı olduğu için türevi yoktur diyebilirim. Devam. F fonksiyonu süreklidir denilmiş sevgili gençler. F fonksiyonu şuradaki eksi 1'deki sol limit sağ limite eşit olmadığı için demek ki burada limitler farklı. Limit yoksa süreksiz olması gerektiğini biliyorum bu noktada. Dolayısıyla f fonksiyonu sürekliliğinden burada bahsedilemez. Cevabımız yalnız birmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet. Geçiyorum bir diğer türev soruma şekilde f fonksiyonunun grafiği ile bu grafiğe x eşittir 3 absisti noktasında teğet olan doğru gösterilmiş fx bu ve 3 noktasında tam şurada teğet olan bir doğru gösterilmiş bu doğrunun eğiminin de sen burada 2 bölü 1'den 2 olması gerektiğini biliyorsun m teğet eşittir 2 diyelim Çizilen bu teğet doğrusu koordinat eksenleri de şu ve şu noktalarda kestiğine göre 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor yine bakalım. Birinci öncülümüz f fonksiyonunun grafiğine 3 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi 2'dir denilmiş. Biz zaten ilk bunu söylemiştik. Birinci öncülümüz doğru. f 2x artı 1 fonksiyonunun grafiğine x eşittir 1 abscisi noktasından çizilen teğetin eğimi 2'dir denilmiş. Bakalım. Ben şunu türevini bulmak zorundayım önce. f'in türevinde 2x artı 1 çarpı 2'nin türevi 2. Şimdi bir apsis noktasından çizilen dediğine göre f'in türevinde x gördüğüm yere 1 yazarsam burası 3 olur çarpı 2'miz var. E f türev 3'ün ben 2 olması gerektiğini söylemiştim. 2 kere 2'den cevabımızın 4 olması gerekiyordu. Bize 2'dir denilmiş. Yalan söylemiş. Üçüncü öncülümüzde de eksi f eksi x fonksiyonunun grafiğine x eşittir eksi 3 absis noktasından çizilen teğetin eğimi 2'dir denilmiş. Burada da sevgili gençler isterseniz grafik çizebilirsiniz. İsterseniz de türevini alıp eksi 3'ü yerine yazabilirsiniz. İkisini de yapalım dilerseniz. Öncelikle f eksi x fonksiyonu dediğimiz fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Ekstradan bir de dışarıdan eksi ile çarptığımız zaman o simetrinin de bir de x eksenine göre simetriğini almamız gerekiyor. Yani orijine göre simetriğini almamız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlarım bunun y eksenine göre simetriği şu şekilde bir e şekildir. Ve bunun da sevgili gençler x eksenine göre simetriği şöyle bir şekle sahiptir diyebiliriz. Ve ben e, burası 3 ise şu kısmın şu kısmın şöyle çizelim. Eksi 3 olması gerektiğini tabi buranın da eksi 3 olması gerektiğini söyleyebilirim. Şurası eksi 3. İşte şu eksi f eksi x fonksiyonumuzdur. Ve bu noktadan çizilen teğetin eğimine bakmamız isteniyor. Bu noktadan çizilen teğet de sevgili gençler yine şöyle bir teğettir diyebiliriz. Yani arkadaşlar sırf şuna paralel olsun diye uğraştım. Şu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimleri birbirine eşit olduğundan bunun eğimi 2 ise bunun da eğimi 2'dir diyebiliriz. Yani bu doğru bir öncül. Peki hocam grafiğini ben bu şekilde çizmeyi akıl edemem sınav esnasında. Bana doğru düzgün bildiğimiz yoldan anlat dersen onu da anlatayım sevgili kardeşim bak. Eksi f eksi x diyor. Bunu türevini alacaksın. Eksi f türev eksi x çarpı eee Eksi x'in türevi eksi 1. E bakıyorsun burada eksi 1 ile buradaki eksi 1 götürecek. Ve sen x eşittir eksi 3'ü de burada yerine yazacaksın. Yani f türev 3. E ben bunu zaten ilk başta 2 olması gerektiğini kabul etmiştim. Demek ki eğim kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş de diyebilirsin. O halde cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili güzel kardeşim. Geçtik integral kısmına integral sorumuzun ilkini çözelim. F fonksiyonunun türevi olan f üssü fonksiyonunun 2 ile 9 aralığındaki grafiği şekilde verilmiştir. Bu f'in türevinde x'in grafiğiymiş sevgili gençler. 2 ile 9 aralığında. Şurası 9. Pekala. F8 2 olduğuna göre f3 kaçtır? Şimdi bu e, tarz sorular genelde sizi şaşırtan sorular. Sınav esnasında özellikle sebep. Şu soruyu okuyan bir insan bunun integral sorusu olup olmadığını anlayamaz. Türev diye cebelleşir, durur. Şimdi integral olduğunu nereden anlayabilirsin? Çünkü sorunun içerisinde hiç şu işaret yok farkındaysan, şu işaret yok farkındaysan e, sen bunun integral sorusu olduğunu nereden ayıkabileceksin? Şöyle söyleyeyim. F'in türevinin grafiğini verilmiş. Sana F hakkında bilgiler soruyor. Yani F'in türevinden F'e sen integral yardımıyla ulaşıyorsun. Bu bir. İkincisi de bu tarz soruların içerisinde de büyük ihtimal ile grafik verir sana. Şimdi 8 ve 3 sorulmuş. Yani 8 verilmiş, 3 sorulmuş ya. Bakınız integral 3'ten 8'e kadar f'in türevinde x dx dersem ben. Sevgili gençler, öncelikle şunu söyleyeyim. Şu ifade bize 3'ten 8'e kadar olan eee kısımda x ekseni ile f fonksiyonunun arasında kalan alanı ifade eder. Öncelikle onu söyleyelim ve şöyle ben sana yaklaştırayım bu grafiği. Şöyle. Bakınız şunu da şöyle küçüğünü alalım. Bu da şu kısımdaki turuncu kısım ve şuradaki sevgili gençler mavi kısımdır diyebilirsiniz. Nereden nereye? 8'e kadar. Şuraya kadar. Şimdi bunların ikisini neden farklı renkte çizdim? Çünkü sevgili gençler x ekseninin üstünde kalan kısmı pozitif olarak alacaksınız x ekseninin altında kalan o turuncu kısmı da negatif olarak alacaksınız. Gelin biz buralardaki alanları bir hesaplayalım. Öncelikle şuradaki küçük dikdört e, üçgenin alanıyla buradaki küçük üçgenin alanı birbirine eşit olduğu için burası artı burası eksi olacak. Götürdüler. Ben sadece şu kısmı hesaplayacağım. Haberiniz olsun. Şurası taban 3. Burası yükseklik 1. 3 çarpı 1 bölü 2'den burası 3 bölü 2 gelecektir alanı. Şurası da 3 kere 1'den 3 gelecektir. 3 ile 3 bölü 2'nin toplamı nedir sevgili gençler? 9 bölü 2'dir diyebiliriz. Yani sevgili gençler bunun sonucunun 9 bölü 2 çıkması gerektiğini ben biliyorum. Peki şimdiki sorum da size şu. Şu integrali bana alabilir misiniz arkadaşlar? Bence alabilirsiniz. Ben sizi böyle yetiştirdim çünkü. <laughs> Şimdi ne diyoruz? F'in türevinin integrali nedir? F'tir. Demek ki fx fonksiyonunda ben 3 ile 8'i yerine yazmam gerekiyor. E yazarsam da ne gelir? f8 eksi f3 gelir. Şimdi sevgili gençler bu f'in türevinin grafiği. F8'i nereden bulacağım? E soru sana zaten vermiş bunu. Bu 2'ymiş. 2'den f3 çıkınca da ne kaldığını bulduk biz? 9 bölü 2 kaldığını bulduk. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan. 9 bölü 2 4 buçuktur. Ben 2'den 4 buçuğu çıkarırsam eksi 2 buçuk kalır. Yani F3 sevgili gençler eksi 2 buçukmuş. Ki bu da eksi 5 bölü 2'dir. Şıklarda ikisinden birisi olacaktır mutlaka. Edirne seçeneğimiz var. O halde cevap Edirne'dir diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu tarz soruları hem grafik varsa hem F'in türevi hem de F varsa ki aynı bilgiler genelde verilir zaten haberiniz olsun bu şekilde çözmeniz gerekmekte. Devam ediyorum. Bir diğer integral sorumla, a ve b birer reel sayı olmak üzere, a b'den küçüktür. Şimdi gerçek sayılarda tanımlı, sürekli ve daima artan bir f fonksiyonu verilmiş sevgili gençler bize. Buna göre 3 tane öncül verilmiş hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi biz bu fonksiyonumuzun tanımlı olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir noktada böyle bir şey yok. Nasıl diyeyim? Ee, içi boş olan bir nokta yok. Sürekli olduğunu biliyoruz. Yani kalemimizi kaldırmadan çizeceğiz. Ve daima bir de artan olduğunu biliyoruz. O zaman biz fonksiyonumuzu şu şekilde çizmemiz gerekiyor. Şöyle şurası x burası y eksenimiz olsun. Bizim fonksiyonumuzun grafiği şöyle bir grafik olabilir. Daha düzgün çizelim onu. Şöyle bir grafik olabilir sevgili gençler. Şimdi A'da b'den küçüktür demiş ya. Varsayalım sayalım ki şurası a olsun. Şurası da B olsun. Kabul edelim. A için burası, B için buradaki bir görüntüye sahiptir dedik. Pekala. F fonksiyonu birebir midir? Vallahi şu şekilde bakınca gayet de birebir. Ki fonksiyonumuz sürekli ve daima artan bir fonksiyonsa birebirdir denilebilir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. F'in türevinde x eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi boş kümedir denilmiş. Şimdi sevgili gençler düşündüğümüz zaman Şurası x ekseni burası y ekseni iken x küpün grafiğini hepiniz biliyorsunuz artık. x küpün grafiği şöyle bir grafiktir. Ve sevgili gençler x küpün x eşittir sıfır noktasındaki türevinin biz e, sıfır olduğunu biliyoruz. Çünkü eğim sıfır orada. E, güzel de bu fonksiyonda tanımlı sürekli ve daima artan bir fonksiyon değil mi? Evet. Ama türevini sıfır yapan noktada mevcut. Yani ben şu fonksiyon niyetine şunu da kullanabilirdim ve f'in türevinde f'in türevini sıfır yapan bir noktaya da sahibim. Hatta birkaç noktaya daha da sahip olabilirim. Demek ki f'in türevinde x eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi şuradaki grafikte tamam eyvallah boş küme ama buradaki grafikte bir farklı farklı grafiklerde birden fazla noktada elde edebilirim. Burada şu notu alabilirsiniz. Türevini sıfıra eşitleyen nokta adedi sonlu adette ise sonlu sayıda ise bu fonksiyonumuzun artanlığını veya azalanlığını etkilemiyordu. Şimdi mesela bunu da sevgili gençler hoca da biraz lafı uzatıyor deme bildiğin soruları çözerken de mini bir eğitim vermiş oluyoruz aslında. Şöyle x ekseni bunu da y ekseni olarak düşünelim. Mesela x küp fonksiyonundan bahsettik ya ben o x küp fonksiyonunu şuraya bir almak istiyorum sevgili gençler. Şunları silelim ve şu fonksiyonu şöyle şuradan kulağından tutalım ve buraya alalım şöyle. Tik işareti de geldi. Onu da kaldıralım orada. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu x küpün grafiğiydi. Tamam? Şöyle biraz da büyütelim net görün. Bu x küpün grafiğiydi. Tabi bu x küpün grafiği olmadı. Şöyle alırsak olabilir. Şimdi sevgili gençler, ben bir tane daha fonksiyon grafiği çizeyim size. O da şöyle bir grafik olsun. Şöyle şöyle ve şöyle bir grafik olsun. Vallahi şimdi halk arasında böyle vatandaşlara desek ki hangisi artan bir fonksiyon, hangisi artıyor, hangi grafik artıyor desem herkes şunu gösterir. Çünkü bu ondan daha çok artıyor gibi duruyor. Sanki şu bir yerlerde azalıyormuş gibi değil Soldaki daha artan gibi duruyor ama matematik dilinde şu fonksiyon daima artan iken daima artan iken ben bu fonksiyona soldaki fonksiyona daima artan diyemiyorum. En iyi hocam daima artmamış mı? Artmamış kardeşim. Çünkü şu kısımda sevgili gençler tam olarak şu kısımda fonksiyon sabit fonksiyondur artmamıştır. Ee, bunu da anlamlandırabilmek için hocam burada da böyle sonsuz tane sıfır yapan bir değer bulamaz mıyız türevini diye bulamazsın bir tane vardır orada. E, ee, buradan sonsuz tane x noktası var. Sonsuz tane apsis var türevini sıfır yapan. İşte bundan kaynaklı bir sonlu adet türevini sonlu adet sıfır yapan nokta sayısına sahipsek bu fonksiyonun artanını azalanını etkilemez diyoruz. Ama sonsuz adetse o fonksiyona daima artan daima azalan diyemeyiz. Üstelik şöyle uzaktan bakıldığı zaman daima artan gibi bir fonksiyon gibi durmasına rağmen. Burayı sildim artık bir öncülü yorumlamak için bu kadar uğraşılır mı? Uğraşılır. Ben birebir olduğunu söylemiştim. F'in türevinde x0 buna yanlış dedik artık. A'dan B'ye fx de x sıfırdan büyüktür denilmiş. E şimdi ben sana soruyorum. Şurası S1 olsun burası da S2 olsun. Şimdi S1 S2'den büyükse yani x ekseninin üzerinde kalan alan x ekseninin altında kalan alandan büyükse evet türevi sıfır, bu integral sıfırdan büyüktür. Çünkü bu integral bize alanı hesaplattıracaktı zaten. Ama S2 S1'den daha büyükse burası sıfırdan küçük olmak zorundadır. Hatta S1 S2'ye eşitse sevgili gençler eşittir sıfır olmalıdır. Yani ben buna da daima veya kesinlikle doğru diyemiyorum. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve son sorumuza geçelim. Son sorumuza geçmeden önce Artık sevgili gençler biliyorsunuz sübliminal mesajları. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Tüm bunları yapmadığınız e, halde de arkadaşlar bir daha da gelmeyin falan diyormuşum. E, bir Allah razı olsun hocam. E, sizden de derseniz beni yine de mutlu edecektir sevgili gençler. Haberiniz olsun. Şimdi... Sorumuzda diyor ki bir üçgenin üç kenarının çarpımının üçgenin köşelerinden geçen e, çemberin yani çevrel çemberin yarı çapının dört katına oranı üçgenin alanını verir. Yani alan eşittir üçgenin ben kenarlarını a'nın karşısına a, b'nin karşısına b, c'nin karşısına c dersem eğer a çarpı b çarpı c bölü çevrel çemberin yarı çapının dört katına eşit olduğunu bize söylemiş böyle bir teorem vermiş bize. Ve diyor ki ben şunu şuradan alayım. Burada kullanacağımız tek şey bu. fx fonksiyonu da çevrel çemberinin yarı çapı x metre olan bir üçgenin kenarlarının çarpımını bize göstermekte. Şimdi ben fx'in aslına bakarsanız sevgili gençler kenarların çarpımını gösteriyorsa a çarpı b çarpı c olması gerektiğini de buradan anlamış oluyorum. Ve e, şuraya baktığımız takdirde de burada ne var sevgili gençler? D fx artı x. He. Yani önce buranın diyor diferansiyelini alacaksın. Sonra dx yazıp sonra bir de integral alacaksın. Ya yani hem türev hem integral alacaksam o zaman ben aslında burasını ben fx artı x artı c. Ama c burada bir tane daha vardı. Ona da c sıfır diyelim. Eşittir 2x diyelim. Ve buradan fx'in sevgili gençler ben nasıl bulurum? x'i karşıya attım. x eksi c sıfır olarak bulurum. Şimdi fx burada a çarpı b çarpı c idi. Aynı şekilde fx'i bu sefer de x, -X c0 olarak buldum ben. Peki bakalım şimdi neler olacak. Diyor ki bir üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı 1 metre iken kenarlarının çarpımı 4 metre küp. Şimdi x metre yani yarı çapı x metre olan üçgenin kenarlarının çarpımını gösteriyor diyor bu. Şimdi yarı çapı 1 ise o zaman f1 eşittir 1 c 0 olur. Ve kenarlarının çarpımı da 4 metreküp geliyorsa demek ki bu da 4'müş. Sonuçta hep fx'ten bahsediyoruz biz. F1 4'müş. O zaman f1'in 4 olması için c0'ın ne olması gerekiyor? Eksi 3 olması gerekiyor. C0'ı bulduk. Yani biz aslında fonksiyonu bulduk. Fonksiyonumuz x eksi. Eksi 3'ten x artı 3'müş aslına bakarsanız. Pekala. Şekildeki abc üçgeninin alanı. Şimdi öncelikle sevgili gençler. Biz bunun a çarpı b çarpı c bölü 4r olması gerektiğini zaten biliyoruz. Burada yarı çapımız 1 metre iken demişti. O halde sevgili gençler ben şöyle diyeceğim fonksiyonumuza. Tamam. F yani A çarpı B çarpı C yarı çapı R olan diyelim. F R bölü 4 R olduğunu biliyorum. 4 R olduğunu biliyoruz biz alanımızın. E peki burada sevgili gençler F nasıl yazarız? Şurada R artı 3 diye mi yazarız? R artı 3 bölü 4 R şeklinde yazarız. Demek ki sevgili gençler bu yukarıdaki ABC üçgenimiz neden R dedim? İşte bundan kaynaklı. Yukarıdaki ABC üçgenimizin alanı R artı 3 bölü 4 R'dir deriz. Bu da denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki ABC üçgeni dediği için ben şunu kullandım. Haberiniz olsun. Evet sevgili gençler artık altta soru yok. Keşke biraz daha olsaymış. Benim de tadı damağımda kaldı bu testin. Güzel sorulardan oluşmuştu. Sonraki videolarımızda inşallah görüşürüz. Limit türev integralimizin integral kampımızın dördüncüsünü yaptık biliyorsunuz. Bir sonraki gün yine ilk 12 soru kampımızda görüşeceğiz. Arkadaşlar umarım senin için faydalı videolar oluyordur. Tekrar ediyorum kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Artık 100.000 olmamıza adım adım Az kaldı. Adım adım yaklaşıyoruz artık 100.000'e doğru. Ee, bakalım nasıl bir duyguymuş 100.000 olmak. Sizlerle geniş bir aile olmak. Nasıl bir duyguymuş altı basamaklı bir aile. Evet gençler kendinize dikkat edin. hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.